İyi akşamlar sevgili Gerçek Haber Ajansı izleyicileri ve dinleyicileri. Bugün Gerçek Haber Ajansı olarak Yunanistan'da süresiz açlık grevinde olan tutsaklarımızla canlı yayınımızı gerçekleştireceğiz. Yayınımıza başlamadan önce Bartın'da yaşanan maden katliamını kısaca anmak istiyoruz. Yaşananların bir kaza, facia değil, katliam olduğunu biliyoruz. Katledilen 41 işçinin ailesine başsağlığı diliyor ve acılarının aynı zamanda bizlerin de acıları olduğunu belirtiyoruz. Sorularımıza geçmeden önce tekrar Gerçek Haber Ajansı'na uygulanan kısıtlamayla ilgili, Facebook üzerinden yapılan kısıtlamayla ilgili tekrar tekrar söylemek istiyoruz. Lütfen yayınımızı paylaşalım, paylaştıralım. Kitlelere ulaştıralım ve sorularımıza başlıyoruz. Merhabalar, hoş geldiniz. Sesiniz geliyor mu acaba? Merhabalar. Seste bir sorun var galiba. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba. Biz de Yunanistan Özgür Tutsakları olarak burada tutuklu 11 Türkiye'li devrimci olarak öncelikle Türkiye hapishanelerinde ölüm orucu yapan Sibel Baraj, Gökhan Yıldırım, İleri Kızılahutun'u zaferlerini buradan kutluyoruz. Kendilerine selamlarımızı iletiyoruz. Yine Türkiye hapishanelerinde hasta tutsaklarımıza, hasta tutsaklara, Ali Osman abiye, Yunanistan Özgür Tutsaklar adına çokça selamlarımızı gönderiyoruz. Ve maden katliamında ölen 41 maden işçisinin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Başları sağ olsun. Bunları ve selamlarımızı iletiyoruz herkese. Selam olsun. Sorularımıza başlıyoruz o halde. Öncelikle açlık grevinizden bahsedelim biraz. Açlık grevinizin başlamasının üzerinden hapishane idaresinin baskıları oldu. Hapishane idaresinin baskıları ile ilgili ne gibi gelişmeler yaşandı? Bunlardan biraz bahseder misiniz bize? Şimdi açlık grevine başladıktan sonra Yunanistan hapishanelerinde, bazı hapishanelerinde, hepsinde değil, hücreye atmakla tehdit ettiler. Özellikle kadın arkadaşlarımızın kaldığı hapishanede. Buradaki yasalarda var, sizi açlık grevine başladığınız için hücreye atacağız dediler. Onu kabul etmedi arkadaşlarımız. Hücre, yani bir tehditte bulundular hücreye atarak. Yani açlık grevi yapılmasın ya da kendi istedikleri çerçevede şey yapmaya çalıştılar. Bir saldırıydı yani bu açlık grevine yönelik. Biz bunu kabul etmedik. Buna karşı direneceğimizi söyledik. Daha farklı yöntemlerle de böyle bir uygulamayı kabul etmeyeceğimizi söyledik. Sonra hapishane önünde basın açıklaması yapıldı. Yunanistan Halk Cephesi tarafından hapishane, bu tehdidi savuran TİVA Katın Hapishanesi'nin önüne gidilip basın açıklaması yapıldı. Ve yine her taraftan hapishane idaresi telefonlarla falan aranıp böyle bir dayatmanın yapılmaması gerektiğini, bunun direnme hakkımıza saldırı olduğu söylenerek hapishane üzerinde bir baskı oluşturuldu ve hapishane o noktada geri adım attı. Ama bugün de Hazal arkadaşımızın yine kan ölçümünde kalp ritim atışlarının yüksek olduğunu tespit edip hastaneye, zorla hastaneye götürüyorlar. Bunu da kabul etmiyoruz. Yani biz hastaneye, biz ancak bizim isteğimiz dışındaki her türlü götürmeleri kabul etmiyoruz. Zorla götürmüşler. Kan değeri yüksek diye. Sonra orada da tedavi ya da herhangi bir şey kabul etmeden, bir de kollarını arkadan kelepçeli götürüyorlar ve hastanede de kelepçeleri açmıyorlar. Açılması için ısrar ediyor. Açmadıklarında da kan testini de yaptırmayacağını söylüyor. 2 saat bekletiyorlar. Sonra kabul ediyorlar. Kelepçeleri açıyorlar. Serum takmaya kalkışıyorlar. Onu kabul etmiyor. İğne takıyorlar koluna, serum iğnesi. Arkadaşımız da çıkartıp söküp atıyor. Ben size böyle bir şeyi kabul etmeyeceğimi söyledim diye. Sonra
geri arkadaşımızı alıp getiriyorlar hapishanesine. Kendisiyle haberleştik. Şu anda durumu iyi yani. Sağlık durumu iyi. Evet, sağlık durumu iyi. Yani hapishanelerde daha önce de benzer şey saldırılar yaşandı, tehditlerde bulundular. Örneğin Türkiye'de süren ölüm orucu için yapılan destek aşı grevi döneminde de aşı grevi yaparsanız sizi hücreye atarız tehditleri vardı. Bunu işte, şu ana kadar iki hapishanede asıl olarak özellikle yaptılar. Biri Şadi abinin kaldığı, Şadi Naci Özbalat'ın kaldığı hapishanede. Biri de kadın arkadaşlarımız Hazal Seçer ve Arka Kızılkan'ın kaldığı hapishanede yaptılar. Ve hatta bu son saldırıdan önce de yine hücre atmakla tehdit etmişlerdi. O zaman da müdür açıkça arkadaşlarımıza şey dedi. Siz aşı grevi yaparsanız artık herkes aşı grevi yapmaya başlar. Yani hak alma biçimi aşı grevi. Bu nedenle hani buna izin vermek istemediler, engel olmak istediler. Yani bir tehditle geri adım attırabileceğini düşündüler. Ancak elbette yani biz tehditlere papuç bırakmayacağız. Bunu gördüler. Dışarıdan, içeriden yapılan baskılar sonucu geri adım atmışlardı. Bugün de bu yaşandı. Yani bu da aslında gösteriyor ki bu direnişlerden rahatsızlar yani. Hak alma biçim olan aşı grevine de bu tutum sergileniyor. Peki açlık grevinizin talepleri ve amacı hakkında neler söylemek istersiniz? Sesim geldi mi? Seste sıkıntı var galiba. Sesim geliyor mu? Önce açlık grevine neden başladığımızı da açıklayalım, anlatalım. Lütfen. Sizin sesiniz geliyor. Evet, soruyu tam anlamadık ama sanırsam eğer anladığımız kadarıyla aşı grevine neden başladığımızı, taleplerimizi taleplerimizde amacınız hakkında neler söylemek istersiniz? Şimdi bizim 16 Kasım'da temiz mahkememiz var. Buradaki temiz mahkemeleri normal duruşmalar gibi, Türkiye'deki temiz mahkemeleri gibi değil, mahkeme yeniden yeni bir heyetle görülüyor. Şimdi bizim bir yıl önceki mahkememizde 333 yıl hapis cezası verilen mahkemede adil yargılanma yapılmadı. Tam bir hukuk terörü estirildi bize karşı. Biz böyle bir bu yargılamayı, bu cezaları kabul etmeyeceğimizi o mahkemede de söylemiştik. Ve şu anki mahkemede de yani o mahkemede siyasi bir karar verildi. Hiçbir delil, kanıt olmadan verdiler bir kararı. Biz bu mahkemenin de çok farklı olacağını düşünmüyoruz. Bu mahkemede de gene siyasi bir karar verileceğini düşünüyoruz. Çünkü Türkiye faşizmiyle Yunan devleti ne kadar böyle sürekli birbiriyle kedi köpek gibi dalaşıyor gibi gözükse de söz konusu biz olduğumuzda bütün çelişkilerini bir tarafa bırakıp bize karşı birleşiyorlar yani. Bir taraftan perde arkasından Dışişleri Bakanlığı düzeyinde görüşmeleri sürüyor yani. Onun için biz bu duruşmada da bu mahkemede de adil bir yargılanma yapılacağını sanmıyoruz. Bunu ancak biz direnişimizle elde edebileceğiz diyoruz. Bizim geçen mahkemede savunma hakkımız gasp edildi. Bize savunma yaptırmadılar. Tanıklarımızı dinlemediler. Ondan sonra avukatlarımıza savunmalarını hazırlayabilmesi için, savunmalarını yapmaları için gerekli süre tanımadılar. 18 günlük yani mahkeme süresi bitiyor diye. Normalde 18 ayda tamamlanması gerekiyor mahkemenin ama 18 ayın son günlerine gelmişti. Mahkemeyi geç açtılar. Mahkeme süresi bitmeden yasal süre bitmeden mahkemeyi bitirmek için bizim savunma yapmamıza bile süre tanımadan mahkemeye cezayı verdiler yani. Biz savunma yapamadık. Avukatlarımız savunma yapamadı. Tanıklarımız dinlenemedi. Apar topar yani baştan verilmiş kararı mahkeme açıklama zahmetinde bulundu. Yani bütün mahkemede yapılan şey bu oldu. Biz aynı şeyin tekrarlanmaması için şimdiden başladık açlık grevine. Dedik yani ancak biz adil yargılanma hakkını, savunma hakkımızı direnerek kazanabileceğiz dedik. Direnme amacımız buydu ya. Direnişe başlama amacımız daha baştan bir yargılama, adil bir yargılama başlasın diye başladık direnişe. Yoksa bir tiyatro sahnesinden ibaret bir yapılan yargılama. Biz aynı şeye izin vermemek için, aynı şeyin tekrarlanmaması için açlık grevine başladık, direnişe başladık. Taleplerimizle ilgili de
direnişimizin talepleriyle ilgili de Burak arkadaşımız bir şeyler söylesin isterseniz. Yani öncelikle eğer taleplerimizi sıralayacak olursak 6 tane talebimiz var. Bunun temelinde adil yargılanma talebimiz. Şöyle diyoruz, yani devrimciler terörist değildir. Devrimciler emperyalizme, işbirlikçi fasist iktidarların antiterör yasalarıyla yargılanamaz. Terörist ilan edilemez. Ve bu nedenle dosyamızın, yani dava dosyamızın antiterör kapsamından çıkartılmasını ve bize verilen 333 yıl cezanın iptal edilmesini istiyoruz. Bu ilk talebimiz ve temel talebimiz. Ve bununla bağlantılı olan diğer talebimiz ise savunma hakkımızın gasp edilmiş olması. Az önce Ercan abinin anlattığı gibi savunma hakkımız çeşitli biçimlerde engellendi. Savunma hakkımızın engellenmemesini istiyoruz. Yeterli süre ve imkanların tanınmasını istiyoruz savunma yapabilmemiz için. Ve sadece kendimiz için değil, aynı zamanda avukatlarımız için de aynı şey geçerli. Bunlar için de talep ediyoruz. Üçüncü talebimiz ise adil yargılama talebimiz bir diğer talebimiz. Yani hiçbir şekilde adil yargılama yapılmadı. Ve şunu görüyoruz. Almanya'da da örneği var. Musa Aşoğlu'nun mahkemesinde, Erdal Gökoğlu'nun mahkemesinde ve bugün yine iki tane tutuklu arkadaşımız, yoldaşımız var Almanya'da. Serkan Küpeli, İhsan Cibelit ve Özgül Emre. Orada da bir adil yargılama sorunu olacağını düşünüyoruz. Çünkü bir önceki pratiklerden bunu biliyoruz. Türkiye'de de aynı şey söz konusu. Yani sanırım bağlantıda bir sorun oldu. Evet. İnternet bağlantısında bir sorun oldu galiba. Rejimimiz şu anda onu çözmeye çalışıyor sanırsam. Tekrar devam geliyor ederseniz musunuz? Sanırım sorun çözüldü. Geliyor, şu anda geliyor. Evet, şu an sesimi de alabiliyor musunuz? Sesimiz geliyor mu? Şu an mu? Alıyorum. Şu an sesiniz geliyor. Evet, az önce değil ama şu anda sesiniz geliyor. Evet, sonra... Yok, tekrar. Peki, devam edeyim. Üçüncü talebimiz adil yargılama talebiydi. Yani söz konusu devrimciler olduğunda Türkiye'de olduğu gibi tekrar bağlantı gitti sanırsam. Bizi duyuyor musunuz? Sık sık gidiyor ses, bir kesiliyor, tekrar bir geliyor, görüntü gidiyor. Şu an geliyor galiba. Tekrar konuşur musunuz lütfen? Sesimiz geliyor mu? Sesiniz şu anda geliyor. Öyle veya böyle biz bu programı yapacağız artık. Sesler kesilecek, gidecek, gelecek. Yok, kesildi tekrar. Onunla geliyor mu? Söz konusu devrimciler olduğunda ne Türkiye'de ne de Avrupa'da, dünyanın hiçbir yerinde adil yargılama yapılmıyor. Yargı devrimcilere karşı bir terör aracı olarak kullanılıyor. Hukuk terörü yaşanıyor. Hiçbir şekilde adil yargılamanın ilkelerine uyulmuyor. Kendi yasalarına uymuyorlar. Ve bütün yasaları ayaklar altına alarak devrimcilere de aslında hiçbir ortada suç yokken, delil kanıt hiçbir şey yokken işte demokratik faaliyetlerinden dolayı tutuklayıp bunun terör olduğunu iddia ederek ceza veriliyor yani. Adil bir yargılama yapılmıyor. Adil yargılanma istiyoruz. Bir diğer talebimiz mahkemede bize mahkeme heyetinin de onayıyla polis saldırdı ve işkence yaptı. İşkenceci polislerin ve mahkeme heyetinin
yargılanmasını, cezalandırılmasını istiyoruz. Ve son talebimiz ise gözaltı süresince bütün eşyalarımıza, arşivimize, bilgisayarlarımıza ve paralarımıza el konuldu. Örneğin burada tutuklu bulunan Hasan Kaya, arkadaşımızın kitap çalışmalarının olduğu Hüseyin Bey dahi biz mahkemede talep ettiğimizde tarafımıza verilmedi. Bütün eşyalarımızın tarafımıza geri iade edilmesini, verilmesini istiyoruz. Taleplerimiz bu. Bir talebimiz de tutuksuz yargılanma. 2020 yılından beri tutukluyuz. Uzun bir süre. Yani artık cezalandırmaya dönüştü. Yani normal tutukluluğu aşıp bu bir cezalandırma. Yunan hapishanelerinde de bu Yunan yargısı aslında tam bir cezalandırma şeyi. Şimdi bu temiz mahkemesini uzatıyor uzatıyor. Neredeyse yatacağı gün bitene kadar temiz mahkemeleri sürebiliyor burada. Ve yargılamadan daha çok artık cezalandırmaya dönüşüyor. Bizim için de aynı şeyin olmaması için, çünkü burada çok tanığız buna, tutuksuz yargılanmak istiyoruz. Yani daha artık bundan sonrası cezalandırma demektir. Alacağımız ceza yattığımız sürenin çok çok altında olabilir. Normal koşullarda terörle mücadele yasasından çıkarttıktan sonra zaten dosyamızı bizim tahliye olmamız gerekiyor. Ve ondan dolayı da mahkeme biraz daha eğer uzayacaksa da bizim tutuksuz halde özgür bırakılıp mahkemenin devam etmesini edecekse de öyle devam etsin. Yoksa hala tutukluluğumuzun sürmesi bizim artık cezalandırılmamız demektir. Yani bir tutuklu tedbir olmaktan çıkıp tutukluluk cezalandırmaya dönüşmektedir. Taleplerimizden birisi de tutuksuz yargılanmak. Serbest bırakılıp tutuksuz yargılanmamızdır. Bunlar taleplerimiz. Anladım. Peki. 11 devrimciye toplamda 333 yıl hapis cezası verildi. Bu cezaları hukuki ve siyasi olarak nasıl okumak gerekiyor sizce? Yani esas olarak bize verdikleri cezanın hukuki hiçbir gerekçesi yok. Yani şeyde gerekçeli karar çıktı, şimdi biz gerekçeli karara bakıyoruz. Gerekçeli karar tam bir düşman hukuku uygulanmış. Yani karşısındakini düşman görüyor. Ona göre her şeyi ona göre uyarlamışlar. Dosyadaki her şeyi işte yani düşmanı nasıl şey yapıyorlar? Emperyalizmin antiterör yasalarına göre bunlar teröristtir. Terörist, terörist örgüt, terör faaliyetleri yürütüyorlar ve bunlara karşı her şey yapmak mübahtır. Yani 33 yıl ceza vermek de meşrudur terör antiterör yasalarına göre. Artı kanıtsız, delilsiz cezalar vermek de, yani herhangi bir antiterör yasalarının bir yerde zaten şeyi o, özü o yani. Terör dedikten sonra ben buna her şey yapabilirim. Haklılığını kendinde görmek. Bu da yani hani emperyalizmin yasaları, hani terör ilan et, ondan sonra ona karşı her türlü terörü uygulamayı meşru göster. Yani emperyalistlerin, faşist iktidarların ve işbirlikçi yöneticilerin kendi terörlerini meşrulaştırmak için kullandıkları bir yasa, antiterör yasası. Tamamen Yunan devleti de, Yunan hükümeti de, şu anki Mitsotakis hükümeti de antiterör yasalarıyla bizi yargıladılar. Antiterör yasalarıyla verdiler bu cezayı. Yani antiterör yasalarıyla yargılanıyorsa eğer birileri, sanıklar, onlara her türlü hukuksuzluğu yapmayı kendilerine meşru görüyorlar. Hatta öyle ki salonun ortasında, mahkeme salonunda yargılama esnasında oradaki kişilere işkence yapmayı bile kendilerine hak görüyorlar. Biz mahkeme anında avukatlarımızın gözü önünde, seyircilerin, ailelerimizin, yakınlarımızın gözü önünde robokoplu polisler geldi. Mahkeme heyetinin izniyle bize saldırdı. Mahkeme salonunun içinde saldırdı. Yara bere almayan hiçbirimiz yoktu neredeyse. Bir tane arkadaşımız mahkeme salonunun içinde, daha önce kalp krizi de geçirmiş bir arkadaşımız, göğsüne aldığı darbeden baygınlık geçirdi. 2 saat mahkemenin ortasında yattı. Ambulans çağırın diyoruz, ambulans istiyoruz. Ambulans gelmiyor. Orada yatıyor.
Mahkeme heyeti salona giriyor. Oradaki yerde yatan, baygın yatan insanı görmüyor. Bize diyor ki siz niye maskelerinizi takmadınız? Mahkemeyi tatil ediyorum diyor. Yani mahkemeyi biz maske takmadık diye mahkemeyi bitiriyorum diyor. Bizi oradan ayrıca cezalandırmaya çalışıyor. Biz diyoruz ki burada yatan bir tane adam var. Bakın buraya polis saldırdı, bize işkence yaptı. Bunlar hakkında suç duyurusunda bulunmak istiyoruz. Yok, bizi dinlemiyor. Hani zaten biliyoruz, zaten bize işkence yapma talimatını ya da bizi zorla salondan atma talimatını veren mahkeme heyetiydi. Yani onun için hani karşındaki kişiyi terörist ilan et, ondan sonra ona karşı her türlü terörü meşrulaştırmaya çalış. Bizim yargılandığımız antiterör yasaları da Yunan devletine, Yunan yargısına böyle bir olanak sağladı. Türkiye faşizminin yaptığı gibi ya da Amerikan emperyalizminin yaptığı gibi, emperyalist devletlerin yaptığı gibi devrimcilere karşı her türlü faaliyeti hem gayrimeşru göstermek hem de kendi terörlerini meşrulaştırmak için bu cezaları verdiler ve yani bu yasanın da işlevi bu bir yerde yani. Hani kendi terörlerini meşrulaştırmak başka bir şey değil. Ayrıca bizim demokratik hak arama mücadelemizi, faşizme karşı mücadelemizi, devrimci mücadelemizi de gayrimeşru gösterip ve ona saldırmak, onu bastırmak bu şeyin altında yatan, bu cezaların 333 yılın arkasında yatan bu. Bizim bütün faaliyetlerimiz demokratik faaliyetler. Biz Yunanistan'da örgütlü olarak halk cephesi Yunanistan'da 1990'lardan beri mücadele yürütüyor. Ve bugüne kadar Yunan halkının yani o antiterör yasalarında kendilerinin antiterör yasalarında tarif ettiği suçların hiçbirini işlememişizdi. Kaldı ki o yani kimlerin terörist olduğu, kimlerin o kendi yasalarında belirttikleri çerçevede de hareket eden, asıl terörü uygulayanların kim olduğu da biliniyor. Yani bugün emperyalistlerdir asıl terörist. Halklara terör estiren, bize terör estiren, bizi gözaltına alınışımızdan yargılanma sürecimize ve hala bir terörle karşı karşıyayız. Yani Yunan devletinin, yargısının, hukukunun terörüyle karşı karşıyayız. Bugün arkadaşımız işte direnme hakkını kullandığı için zorla hastaneye götürülüyor. Bu bir terör yani. Bizim direnme hakkımıza bir saldırı. Ben biraz fazla konuşarak sözü bırak arkadaşıma bırakıyorum. Ben de şunu diyebilirim. Bu antiterör yasalarında kullanılarak yani antiterör yasaları aslında devrimci mücadeleye, devrimcilere yönelik bir saldırı yasalarıdır. Abin de dediği gibi dünya halklarının, halkımızın emperyalizme ve faşizme karşı mücadelesini boğmak, onu terörle, hukuk terörüyle ve işte antiterör yasaların bize izin verdiği çerçevede, kendilerine izin verdiği çerçevede saldırarak devrimcilere gözdağı vermek, korkutmak, cezalarla, baskılarla teslim almanın aracı olarak kullanılmak isteniyor. Bize yapılan da budur yani. Bizler nezdinde yani burada Türkiye'li 11 devrimci nezdinde veya Almanya'daki tutsaklarımız, ülkedeki tutsaklarımız nezdinde yapılmak istenen halkların kurtuluş mücadelesine saldırmaktır. Ona yönelik baskılar uygulamaktır. Örneğin bize para gönderildi. Hapishanede en temel ihtiyaçlarımızı, günlük ihtiyaçlarımızı karşılayabilmek için neye ihtiyacımız var? Paraya ihtiyacımız var. Ve buradaki dostlarımız, Yunan halkı, yoldaşlarımız bu ihtiyaçlarımız için bize gönderdiği paralar antiterör yasaları izin vermiyor diye siz teröristsiniz denilerek el konuluyor ve bizlere tarafımıza verilmiyor. Bundan dolayı sadece bununla da kalmıyor. Aynı zamanda bizim yakınlarımıza, bize para gören insanlara, destek veren insanlara da soruşturmalar açılıyor. Örneğin burada iki tane yoldaşımıza, arkadaşımıza bundan dolayı soruşturma açıldı. Banka hesapları dolduruldu. Yani antiterör yasaları denilerek sadece biz devrimcilere değil, aynı zamanda halka ve devrimcilere destek olan herkese, devrimcilere sahip olan herkese saldırıyorlar. Yani hedef devrimciler üzerinden bütün halkı teslim almak bu yasalarla. Bunu da pervasızca uygulamaya çalışıyorlar. Yapılan budur. Bu yasaların siyasi şeyi de budur diye düşünüyorum. Yani düşünebiliyor musunuz? Biz hala tutuklu durumdayız. Şu anda suçumuz ispatlanmamış. Yani biz tutukluyuz. Henüz tutukluyuz. Yani nedir?
tutuklu olduğumuz sürece, suçumuz ispat edilmediği sürece yani biz suçsuzuz. Onların yasalarına göre, burjuvazinin yasalarına göre de bu böyle. Ama öyle değil. Terörle mücadele yasasına göre biz suçlu kabul edilip bizim üzerimize yatırılan, ailelerimizin yatırdığı paralar bile terörü desteklemekten dolayı el konulabiliyor yani. Yani bizi ayrıca hem de yani hapishanede de her şeyimizde bizi kuşatmaya çalışıyorlar. Ekonomik olarak, siyasi olarak her şeyle bizi kuşatarak bunlar teröristtir, bunlar terör, yani teröristtir. Bunlar nedir? Hani onların yaptığı o terör tanımı içerisinde bunlar. Bunlara her şeyi yapmak mübahtır bakış açısıyla. Aslında burada kendi terörlerini gizle, yani kendi terörlerini yasası, antiterör yasaları, kendi uyguladıkları devrimcilere karşı uyguladıkları terörün yasasıdır. Onun için bizim birinci maddemiz de, yani direnişimizin birinci maddesi de antiterör yasalarından, yani dosyamız antiterör yasasından çıkartılması ve verilen 333 yıl cezanın iptal edilmesi. Devrimciler terörist değildir. Devrimciler bizler, Türkiye halklarının kurtuluş mücadelesini veren devrimcileriz. Asıl terörist emperyalistler ve işbirlikçi iktidarlardır. Ha, onun için devrimciler terör, antiterör yasalarıyla yargılanamaz. Bizim en birinci talebimiz bizim dosyamızın antiterör yasalarından çıkartılması istiyoruz. Tam da bununla bağlantılı olarak bir soru soracağım da o yüzden bağlantı olacak. Şüphesiz bu cezalar hukuki değil, siyasi. Aşikar bir şey bu. Adil yargılanma hakkı gasp ediliyor. Sesim geliyor değil mi? Geliyor, geliyor, anlaşıldı. Adil yargılanma hakkı gasp ediliyor. Sadece ülkemizde değil, emperyalist dünyada halklara yönelik bir saldırı aracına dönüştü. Bunun nedenini biraz açabilir misiniz? Yani altındaki yatan neden, yani devrimcilere yönelik, devrimci mücadelenin, Marksistlerimiz mücadele eden devrimcilere karşı onların mücadelesini, haklı mücadelelerini gayrimeşru göstermek için yaptıkları bir saldırı bu. Bütün dünyada, her tarafta. Şimdi emperyalizmi, onların saldırılarını, onların dünya haklarına karşı uyguladıkları zulümü en doğru biçimde ortaya koyan, gerçek bir biçimde ortaya koyan devrimcilerdir. Onun için bize karşı da bu yasayı bize karşı her tarafta, dünyanın her tarafında aynı biçimde saldırıyorlar. İşte Avrupa'yı demokrasinin beşiği diye gösteriyorlardı düne kadar. Ama Türkiye faşizminin uyguladığı aynı şeyi, yani Türkiye faşizmi grup yoruma nasıl 2015 yılından beri konser yaptırmıyorsa, Avrupa emperyalizmi de aynı şeyi yaptırmıyor. Amerika'ya geldiğimizde, Amerika komşu ülkesine giden, konser vermeye giden insanlarımızı gözaltına alıyor. Grup yorum elemanını gözaltına alıyor. O kadar korkuyor yani. Marksistleriniz, devrimcilerden, bizden. Şimdi böyle olunca da dünyanın her tarafında devrimcilere karşı bir tecrit etme, izole etme, onların düşüncelerini antiterör yasalarıyla gayrimeşru gösterme çabası içerisindeler, saldırılarıyla, yani saldırıyorlar. Yani bütün dünyanın her tarafında saldırmalarının nedeni de bugün emperyalizme karşı başından beri en sağlam duran, en doğru tespitleri yapan, her zaman anti emperyalist çizgisini koruyan devrimciler, Marksistleriniz, devrimciler. Onun için devrimcileri de saldırılarının en başına koyuyorlar. İşte düşünün, terör açıkladıkları terör örgütü listelerini her sene değişiyor, şey yapıyor, ama devrimci hareketi 2002 yılından beri antiterör listesine koyduğundan beri sürekli hep en başlarda tutuyor ve sürekli devrimcileri o terör listesinde, DHKPC terör listesinde yer alıyor diye
devrimcileri yargılıyorlar. Yoksa Yunanistan'da devrimci hareket 2011 yılına kadar terör listesinde değildi. Dün neyse devrimciler Yunanistan'da 1990 yılından beri faaliyet gösteriyor. Aynı faaliyetlerini devam ettiriyor. Bugün terör listesine Avrupa Birliği'nin terör listesinde de DHKPC yer alıyor diye bakın somut bir şey mahkeme somut bir suç vermiyor. Diyor ki DHKPC Avrupa'da diyor terör listesinde yer alıyor diyor Avrupa Birliği'nin diyor. Biz de onun için sizi yargılıyoruz diyor. Yani somut şu suçunuz var demiyor, diyemiyor yani. Avrupa Birliği'nin terör listesinde olmak ve bizi de işte terör örgütüyle ilişkilidir diyerek o cezayla ya da bizi terör örgütü yaparak terör örgütü üyesi olmakla suçlayarak o cezayı verebiliyor. Yani bu cezaların altında yatan birincisi emperyalizm Amerika'dır. İkincisi Türkiye faşizmidir. Tek başına Türkiye faşizmi de değil, Amerika'nın ve Avrupa Birliği'nin buradaki rolü çok daha büyük. Çünkü gerekçeli kararda yazan şeylerden birisi DHKPC Avrupa Birliği'nin terör örgütü listesindedir. Biz de onun için sizi terör örgütü üyesi olarak şu kadar cezayı veriyoruz diyor. Yani her yerde onların karşısında devrimciler durduğu için, onların terörlerine karşı çıktığı için, onların işbirlikçiliklerine, faşist yönetimlerine karşı çıktığı için, mücadele ettiği için anti-emperyalist, anti-faşist mücadelemizden dolayı dünyanın her tarafında aynı saldırılarla karşı karşıyayız. Burak arkadaşımızın... Yani biz şöyle, yani biz devrimciler, Türkiye'nin Marksist devrimciler olarak ne istiyoruz? Bağımsız, demokratik ve sosyalist bir Türkiye istiyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz. Ekmek, adalet ve özgürlük istiyoruz. Bunu dünyanın her yerinde istiyoruz. Ayrıca Avrupa'da yaşanan ırkçılığa, yozlaşmaya, asimilasyona karşı da mücadele ediyoruz. Bu nedenle yani dedikleri bize bu antiterör yasaları ve şu demokratik faaliyetlerimizi suç olarak göstererek bağımsızlık için mücadele etmeyeceksiniz, emperyalizme karşı gelmeyeceksiniz, adalet aramayacaksınız, bunun mücadelesini vermeyeceksiniz, halklara önderlik yapmayacaksınız deniliyor bu yasalar aracıyla. Eğer bunlar yaparsanız derim için, sosyalizm için, bağımsızlık için mücadele ederseniz ve sadece kendi ülkenizde değil, bir de bizim ülkelerimizde, Avrupa ülkelerinde de ırkçılığa ve yozlaşmaya karşı mücadele ederseniz sizleri bu yasalara dayanarak tutuklarız ve her türlü hukuk terörünü uygularız deniliyor bu yasalar aracı. Bu yasalar bunlara bu meşruluğu, bu saldırılara bu meşruluğu kazandırmak amacıyla çıkartılan yasalar. Bunlar Almanya'da 129 AB yasaları. Türkiye'de şu an madde ismini bilmiyorum ama terör yasası. Burada da 187 A yasası ve dünyanın değişik ülkelerinde değişik numaralı maddeler, bütün antiterör yasaları bu amaçla yapılıyor. Yani amaç bütün dünyada devrimcilerin, halkların kurtuluş, ulusal ve sosyal kurtuluş mücadelelerini bastırmak, halkları sindirmek, hakkını arayamaz, direnemez hale getirmek. Yani bunlara hepsi derin mücadelesine, direnme hakkına yönelik saldırı yasalarıdır. Bu amaçla daha devrimcilere karşı, halklara karşı kullanılmaktadır. Evet, Burak'ın söylediği gibi tamamen bizim devrimci faaliyetlerimize, yani biz devrim için mücadele ediyoruz. Evet, bunu hiç saklamıyoruz. Biz mahkeme kürsülerinden de onu söylüyoruz. Bizim yaptığımız her faaliyet Türkiye devrimi için, Türkiye halklarının kurtuluşu için. Şimdi konser de yapsak, evet devrim mücadelesine hizmet etsin diye yapıyoruz. Çocuk korosu da kursak devrim mücadelemizin bir parçasıdır. Ya da uyuşturucuyla savaş merkezi. Evet, devrimcilerin halka yönelik çözümleridir aynı zamanda ama mücadelemizin de bir parçasıdır. Esas onu ona düşmanlar, esas korktukları odur. Yaptığımız her şey, istersen nişan yap, ister düğün yap, istersen çocuk korosu kur, istersen nedir, uyuşturucuyla savaş merkezi aç. Yaptığın her şey eğer devrim mücadelesine hizmet ediyorsa ve bu devrim de anti-emperyalist, anti-oligarşik bir devrimse, emperyalizme karşı olan, emperyalizmin hani o Amerikan CIA raporlarına da giren, dünyada bir kez daha Marksist-Leninist bir hareketin bütün dünyaya güç olmasını istemiyoruz, buna izin vermeyeceğiz
raporunda geçtiği gibi bizim yaptığımız her faaliyetimiz gazetecilik olsun ya da uyuşturucuyla savaş gibi olsun ya da başka bir şey, hepsi devrime hizmet eden faaliyetlerimizdir. Evet, biz devrimciyiz. Yaptığımız her şey de devrim içindir. Onun için esas korkuları o. Ama devrimcilik bu suç mu? Hayır. Bu suç değildir. Devrimcilik yapmak suç değildir. Devrim için mücadele etmek de suç değildir. En meşru olandır. Mücadelelerin en meşrusudur. Ama emperyalizm onu öyle demiyor tabii. Antiterör yasaları altında ya da terörist örgüt listeleri hazırlayarak, o listelerin içine dahil ederek gayrimeşru göstermeye çalışıyor. Devrim mücadelesini gayrimeşru göstermeye çalışıyor. Asıl gayrimeşru olan emperyalistlerin kendisidir. Asıl terörist olan emperyalizmin, daha da daraltırsak ABD ve AB emperyalistlerinin kendisidir. Türkiye faşizmidir. Bugün Yunanistan'ı yakından takip edenler çok iyi görür ki Türkiye'nin küçük Türkiye'dir. Yani faşizmin yani Türkiye'yi kendine örnek alıyor. Miçotakis hükümeti Erdoğan, mikro Erdoğan, küçük Erdoğan yani. Neredeyse politikalarını kopya ediyor. Erdoğan'ın faşist politikalarını kopya ediyor. Amerika'ya yaranma, Amerika'ya uşaklık noktasında da yarış halindeler birbiriyle. Beni kullan, beni kullan diye yarışıyorlar. Kendi ülkesini emperyalizme açma noktasında yine Türkiye ile yarış halinde. Türkiye'yi değil beni kullan, bizim ülkemizi kullan diyerek bütün topraklarını emperyalizmin hizmetine sunuyor. Dede Ağaç'tan Girit Adası'na kadar ülkesini Miçotakis Amerika'nın, Avrupa emperyalistlerin hizmetine sokuyor. Bu durumda devrimciler Yunanistan'da da Marksist-Leninist devrimciler onlar için bir tehlike. Bize saldırmak da aynı zamanda Amerika'ya, Avrupa emperyalistlere yaranmanın bir aracı Yunan hükümeti için, şu andaki mevcut olan hükümet için. Böyle. Yani şunu da eklemek istiyorum eğer son olarak, bu soruza cevap olarak. Bu yasaları oldu mu? Yok yani. Sizin başka sorunuz var mıydı? Soru değil de son olarak bizim aracılığımızla ve demokrasi güçlerine buradan iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Yani belki bizim soru sormadan atladığımız bir şey var diye. Sesim geliyor mu? Sesim geldi mi? Sizin sesiniz geldi. Ses geliyor şu anda. Evet. Bizim aktarmak istediğimiz, sizin aracınızda iletmek istediğimiz, biz Yunanistan'da da hukuksuz, adil olmayan bir yargılama ile karşı karşıya kaldık. Hatta denilebilir ki işte Türkiye faşizminin mahkemelerini Yunanistan'da bir tekrarını gördük. Yani çok alışık olduğumuz bir mahkeme ile karşı karşıya kaldık. Türkiye'deki faşist uygulamaları savunan, faşizmin savunuculuğunu yapan, işkenceyi savunan, işkencecileri koruyan bir mahkeme vardı bizim karşımızda da. Ancak böyle bir hukuksuzluğa, böyle bir adaletsizliğe biz Yunanistan'da da olsa boyun eğmeyiz, kabul etmeyiz. Adaletsizliğe karşı nerede olursak olsun karşı çıkarız, direniriz ve burada da boyun eğmeyeceğiz. Direnişimizin esas özü de esas olarak bir adaletsizlik, bir hukuksuzluk var. Buna karşı direnmek. Devrimciliği antiterör yasalarıyla gayrimeşru göstermek istiyorlar. Biz devrimcilerin antiterör yasalarıyla yargılanamayacağını, devrimcilerin terörist olmadığını, asıl teröristin kendileri olduğunu, onlara bizim yargılanmamızı dayatanların olduğunu mahkeme kürsülerinden de ifade edeceğiz, söyleyeceğiz.
adil yargılamayacaklar ama biz adil yargılama hakkımızı kendimiz direnerek kazanacağız. Savunma hakkımızı gasp ettiler, biz savunma hakkımızı direnerek kullanacağız. Bize işkence yaptılar, mahkeme salonunda bu işkenceye görmezlikten gelmeyeceğiz, sessiz kalmayacağız. Bize işkence yapanların yargılanmasını isteyeceğiz. Yunanistan devletinin şöyle bir şeyi de var. İşkence Türkiye'de yapılırsa Yunanistan böyle günlerce televizyonlardan haber yapıyor, teşhir ediyor. Doğrudur, yapılsın yani, yapılmalı. İşkence nerede yapılırsa yapılsın, teşhir edilmeli, karşı çıkılmalı. Ama Yunanistan'da işkence yapılıyorsa ona da karşı çıkılmalı, o da kabul edilmemeli. Bugüne kadar Yunanistan'da yapılan işkence maalesef Yunan solu tarafından da buna karşı bir mücadele verilmemiş. Verilmediği için Yunanistan'daki işkenceye karşı da mücadele etmek bizim görevimiz haline geldi. Biz burada Yunanistan'da yapılan işkenceyi de işkencecileri de teşhir edeceğiz. Onların cezalandırılmasını isteyeceğiz. Direnişimiz boyunca en önemli taleplerimizden birisi de bu olacak. Yunanistan'da işkencenin meşru görülmesine izin vermeyeceğiz. İşkencecilerin meşru görülmesine izin vermeyeceğiz. Şu anda bile Yunanistan'da meclis sınırına bırakılan 94 tane mültecinin çıplak resimlerini gösteriyorlar televizyonlarda. Ama ne yazık ki Yunanistan hapishanelerinde soyarak arama, çıplak soyarak arama işkencesi bunların hapishanelerinde de var. Ve bizim dışımızda herkese bunu uyguluyorlar. Bizi de kabul etmediğimizde disiplin cezasıyla tehdit ediyorlar. Ha, biz disiplin cezasına da boyun eğmiyoruz. Buna karşı da yani Yunanistan'daki o çıplak arama işkencesine karşı da direniyoruz. Yani öz olarak ifade ettiğimiz Yunanistan'ın 200'lüğünü de bu direniş boyunca teşhir edeceğiz. İşkence her yerde işkencedir. Türkiye'deki işkenceyi görüp şikayet ederken ya da onun üzerinden politika yapmaya çalışırken kendi uyguladıkları işkencenin de gizlenmesine, göz ardı edilmesine izin vermeyeceğiz. Burak, senin söyleyeceğin. Yani ben de şunu ekleyebilirim. Sibel Balaç, İleri Kızılaltın ve Gökhan Yıldırım dedikleri gibi yeni tek komutan direniştir. Bizler direneceğiz ve eminiz zafer bizim olacak, biz kazanacağız. Çünkü direnen kazanır sonunda. Ve şöyle bir şey de demişlerdi ölüm ordu direnişlerimiz. Bu bizler halkımızın sahiplenmesiyle dayanışma sayesinde bugün dışarıdayız. Gökhan hatta şöyle demişti. Ne yaptınız, ne ettiniz, beni aldınız demişti. Ve biz de bunun nedeni şu çağrıda bulunuyoruz. Mahkememiz 16 Kasım'da tüm halkımızın mahkememize katılmaya, 11 Türkiye'li devrimciyi sahiplenmeye, devrim mücadelesini sahiplenmeye çağırıyoruz. Son olarak söyleyeceklerimiz bunlar. Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Direnişinizi selamlıyoruz. Sevgilerimizi sunuyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın. Teşekkürler. Biz de bütün arkadaşlarımızın, 11 Türkiye'li devrimcinin bütün arkadaşlarımızın, sıcak arkadaşlarımızın selamlarını aracınızla iletiyoruz. Çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Tekrar teşekkür ederim. İyi akşamlar.